Sıra geldi bize. Ülkemize, Türkiye'ye. Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş. Evet, belirttiğim gibi Dünya Şampiyonası yarı finalinde bu iki takım karşı karşıya gelmişti. Bayrak sistemi olduğu için haksız bir şekilde kaybettiğimizi söyleyebilirim. 3-2 idi zaten bayrak kararı. Ama bize değil, rakibeydi. Çünkü Madrid'deydi bu turnuva. Dünya Şampiyonası, ama bugün göreceğiz. Enes Özdemir şu anda ekranda. Takımın hata yapmayalım. En genç ismi. Enes'te Şubat ayının ilk haftası Avrupa Şampiyonası'nda gençlerde ter dökecek. Macaristan'ın başkenti Budapeşte olacak Enes Özdemir. Şu anda takımın lider oyuncusu konumunda. Sahne milli takımımızın. Evet, Katay'ı noktaladık. Şimdi Bunkai'ye geçeceğiz. Zor geçtik. Dönüşler, hareketler vardı. Oraları gayet iyi geçtik. Bunkai seyir zevki daha yüksek olacak. Ve hareket var. Dinamizm var. Şu ana kadar iyi geldik. Bundan sonra da bir hata yapmayalım. Oo. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, bravo. Mükemmel. Harika. Ali Sofuoğlu biraz daha insaflı olabilir aslında. Bir gerçeklikle var hani. Kontaklar tamamen gerçek. Şiddetini ayarlamak gerçekten zor. Evet Reci, şu açıdan gösterirse aslında tam kombinasyonu görebileceğiz. Of, mükemmel, mükemmel. O temas sesini hissedebiliyoruz adeta. Gerçekten inanılmaz. Sesi bize kadar geldi. Seyirci de zaten bunun farkında. O heyecanı hani biz de burada hissettik. Of of of, neler yapıyorsun Ali. Ali Sofuoğlu. Mükemmel. Mükemmel bir resital sunuyor bize. Evet, arkada İngilizce yorum da geliyor. Sporcuların komitede de yarışabileceğini söylüyorlar.
farklı bir bakış açısı doğru da hakikaten. Haksız değiller. Tabii Ali Sofoğlu'nun komitede Uğur Aktaş'ı yenmişliği de vardır. Bununla da sürekli övünür. Oo. Mükemmel. Çocuklar neler yapıyorsunuz öyle, inanılmaz. Seyirci de alkışlar yani, geliyor. Tabii süre bitince, sürenin sonuna gelince selam vermek gerekiyor. Evet. Bir anda kaptırdılar o tempoya, biz de ayak uydurduk ve devam etseler aslında herkes ederler, izlerdi. Herkes ederler, izlerdi. Kimse de tepki göstermezdi. Göstermezlerdi ve tamamlıyoruz. Ve kazanan ülkeyi merakla bekliyoruz şimdi. Umarız düşündüğümüz gibi olur. Umarız biz kazanırız. Evet, hakem geliyor. Evet. Günün son altın madalyası. Bakalım kime gidecek? Serap Öçelik-Arapoğlu, Eray Şam'dan, Merve Çoban'dan altın madalya kazandık. Meltem Hocaoğlu Akyol, gümüş madalya ve bakalım kazanan kim olacak? Kazanan biz oluyoruz. Evet, kazanan evet, biz oluyoruz ve bir altın madalya daha geliyor. Erkek takım kata ve altın madalya bizim. Kapanışı biz yapıyoruz. Altınla açtık, altınla kapatıyoruz. Evet, bu seans öyle oldu hakikaten. Aslında bu da bir alışkanlık haline geldi. Birçok Avrupa şampiyonasında veya dünya şampiyonasında biz kapatıyoruz. Genelde altın madalyayla, şampiyonlukla. Bugün de öyle oldu. Evet, Metin Sofoğlu ve talebelerini tebrik etmek lazım. Tebrikler Metin. Harikasınız çocuklar. Muhteşemsiniz gerçekten. Tekrar edelim. Nasıl bir madalya tablomuz, grafiğimiz var. Serap Öçelik-Arapoğlu altın madalya. Merve Çoban altın madalya. Eray Şam'dan altın madalya. Erkek takım kata altın madalya. Şöyle baktığımız zaman 4 altınımız var. Meltem Hocaoğlu Akyol gümüş madalya. Ali Sofoğlu ve Uğur Aktaş'sa bronz madalya kazandılar. Oldukça güzel bir tablo. Sen güzel özetledin Koray. Evet. 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz.